geldi yoganın olmazsa olmazı felsefe sohbetine. Bugün eğitmenimiz Kumsal Arabacı sizlere yoga etiği diye geçen yama ve niyamaları tanıtacak. Eğitmenimiz Kumsal Arabacı hakkındaki detaylı bilgiyi ve kendisine nasıl ulaşabileceğinizi videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün yoga günü ve yoga gününde sizinle paylaştığımız çok güzel bir akış var. Ben de bu akışın bir parçası olarak size yoga etiklerinden bahsedeceğim. Şöyle ki, yoga genel olarak hani ülkemizde özellikle yoga dendiğinde ilk akla gelen meditasyon, belki asana, hani asana hareketleri, beden hareketleri ve bir ihtimalle nefes seansları akla geliyor. Ki ben de yogayla tanıştığımda dansçı olduğumdan ve kendimi daha güçlendirmek, daha esnetmek amacıyla asana seanslarıyla haşır neşir olmuş oldum. Fakat yoga bu gördüğümüzden çok çok daha geniş bir yapıya sahip. 8 basamaklı bir bütünsel bir yaşam tarzı diyebiliriz ve bu yaşam tarzı aslında tekamül yolunda bizi çok daha hızlı yürüten bir araçta aslına bakarsanız. Ve bu 8 basamaklı sistemin her bir basamağı, ilk iki basamağını zaten bugün sizinle paylaşacağım. Her bir basamağı tek tek basamak basamak ilerlemeniz gereken ve sizi en sonunda sonsuz mutluluğa ulaştıran, kavuşturan, en azından hani bir hayat içerisinde o mutluluğa ulaşamıyorsanız da şayet hayat yolu boyunca sizi dengede tutan bir sistem. Bu sistem ilk Patanjali tarafından kaleme alınmış. Normalde yoga çok eski, yani insanlık tarihinin daha ilk zamanlarından var olan gelen bir sistem ki bu 5000 yıl öncesinde yapılan kazı çalışmalarında Hindistan, Kuzey Hindistan'da ve Pakistan taraflarında yapılan kazı çalışmalarında çıkartılan taşların üzerine oyulmuş, işte yoga hareketleri yapan insanların çizilmiş, o zamanki hani nasıl çizilmiş, ne kadar çizilmişse çizilmiş resimlerini buluyorlar, tabletlerini buluyorlar. Bu sistem bu kadar eski bir zamandan geliyor. Ve aslında hani yazı üzerine değil de daha çok sözlü olarak kulaktan kulağa, öğretmenden öğrenciye şeklinde bir eğitim sistemi var. Ve çok kadim bir bilgi, yani okumakla hani oku bitmiyor. Okusan da tek tek okuduklarını anlamak için verdiğin zaman yani çok lebiderya bir dünya. Ve Patanjali yine büyük bir üstad, büyük bir bilge kişi ilk olarak kaleme o alıyor ve yoga sisteminin özenle seçilmiş tekniklerini ve birazdan sizinle paylaşacağım yoga etiklerini Yoga Sutralar adı altında bir metinde birleştiriyor ki bu da yoga metinlerinin en klasik, en temel metni haline geliyor. Patanjali yogayı 8 basamaklı bir sistem olarak anlatıyor. Ve bu sistem yoga etikleriyle başlayarak mutlu sona ulaşan bir basamak sisteminden bahsediyor. Ve bu mutlu son. Bu mutlu sona ulaşmak için gerçekten çok azimle, disiplinle ve yılmadan bir doğrunun üzerinde gitmemiz gerekiyor. Ayrıca Patanjali buna sadece basamak da demiyor, organ da diyor. Çünkü basamak diyor, basamak diyor çünkü bu birbiri ardına birbirini takip eden bir sistem var. Yani birini uygulamadan diğerine geçmemek gerekiyor. 8 basamaklı yoga sistemi şu şekilde. Olumsuzlardan arınma, olumluları güçlendirme, beden duruş teknikleri, nefes ve enerji çalışmaları,
duygu durumlarını kontrol etme, odaklanma, meditasyon ve nirvana'ya ulaşma, yani aydınlanma. Biz bugün ilk iki basamağı konuşacağız ve bu ilk iki basamak aslında yoganın etiğini anlatan ilkelerden oluşuyor. Ve aslına bakarsanız çok da önemliler ve yoga aslında buradan başlıyor. Yani siz eğer ilk adımları atmadan, üçüncü, dördüncü adımlarda yani basamaklarla yoga sisteminin içine dahil olursanız ya da yoga sistemini hayatınıza dahil ederseniz bir çöküntüye uğramanız veya kaçıp gitmeniz büyük muhtemel. O yüzden önce davranışlarınızı, içsel, içe ve dışa olan davranışlarınızı disipline sokan ve bunları ayarlayan, düzene sokan sistemi hayatımıza soktuktan sonra diğer basamaklara ilerlediğimizde çok daha sağlam bir temel üzerine inşa yapmış olacağız. Öncelikle yamalardan tabii ki de başlayacağım. Doğal olarak ilk basamak. Önce samadhi'den başlayayım. Yama bizim dış dünyayla olan iletişimimizi sisteme sokan ilkeler, prensipler ve aslında Patanjali bir de şöyle bir şey söylemiş ki eğer kişiyi saflaşmaktan alıkoyan şeyleri yolumuzun üzerinden kaldırırsak kişi aniden aydınlanmaya başlar. Ve bu da aslında şunu demek istiyor ki burada bu yamalar, niyamalar, işte asanalar, bu basamakları uyguladığımız zaman yavaş yavaş üstümüzde var olan katranları atmaya başlıyoruz. Ve aydınlanma bize dışarıdan gelmiyor tabii ki de. Biz zaten o aydınlanmaya aslında sahibiz. İçimizde ışığı yakıyoruz, hiç sönmüyor ışık. Fakat üstümüze kaplanmış olan katranlar yüzünden ışığımız yansıyamıyor, biz yansıyamıyoruz. Bu sistemin amacı da bizi bu katranlardan arındırmak, saf bir hale getirmek ve sonsuz mutluluğa ulaşmamıza yardımcı olmak. Yamalar dış dünyayla aramızdaki iletişimi sağlıyor. Yani bizle dış dünya arasında bir köprü. Eğer biz bu kurallara uygun bir şekilde dış dünyayla ilişki kurarsak çok daha saf, çok daha olumsuzluklardan arınmış bir iletişime sahip oluruz. Ve kargaşalardan da arınmış oluruz. Çünkü sürekli bir kargaşa içerisindeyiz ve hiçbir şeyin farkında değiliz. Doğal olarak bu sistemlere de ihtiyacımız var. Öyle ki bana göre bu sistem gökyüzündeki kuzey yıldızı gibi. Çünkü ne kadar karanlık olursa olsun, ne kadar işte beynimizin içinde ya da dışarıda gürültü olursa olsun, eğer bir kere o yola girmişsen, bir kere o yıldızın nerede olduğunu fark etmişsen, ne kadar karanlıkta veya yolunu kaybetmiş olursan o seni merkezliyor, referans olarak onu almaya başlıyorsun ve her yerden çıkıp tekrar merkeze gelebilmeni sağlıyor ve bu çok önemli bir şey bence. Çünkü özellikle günümüzde hepimiz çok kolay kaybolmaya meyilliyiz ve o yüzden böyle bir yardımcı bir şeyine ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yama dediğim gibi bu basamaklardan ilki ve içinde 5 ilke barındırıyor ve bu 5 ilkede yine aynı sırayla yani kendi sırasında uygulandığında çok daha temelli oluyor ki zaten ilk basamağı ahimsa, şiddetsizlik, zarar vermeme ilkesi, sonrasında yalan söylememe dürüstlük geliyor, ondan sonra çalmama, cinsel enerjiyi kontrol etme ve en sonunda da sahip olmama, biriktirmeme. Şimdi bunlar sırasıyla şöyle ki,
şiddetsizlik, zarar vermeme ilkesi zaten aslında yoga, komple yoga sistemin bence temelini oluşturuyor. Hatta yoga sistemi değil, bence tamamıyla varoluşun sistemini oluşturuyor. Yani biz bir kere şiddetsizlik ilkesini tam anlamıyla anlayabilirsek ve hayatımıza katabilirsek aslında diğer ilkeler de otomatik olarak kendiliğinden gelmeye başlıyor ve yine bu şiddetsizlik ilkesini %100 hayatımıza kattığımız zaman aslında belki de bu varoluşta var olma amacımıza ulaşmış oluyoruz. Çünkü şiddetsizlik, şimdi ters tarafından baktığımızda aslında sevgi demek. Yani şiddetsizlik eşittir sevgi. O taraftan baktığımızda amacımız bir sevgiyi öğrenmek. Ve ki şöyle de bir şey var. Biz hani günümüzde çok moderniz, çok geliştik. İşte robotlarımız var, ne bileyim yapay zekalarımız, artık insan bile üretiyoruz. O kadar ileriye gitmiş durumdayız. Fakat bu zaman bu kadar hızlı her şey gelişirken, ilerlemişken biz insan olarak hala çok gerideyiz. Hala çok ilkeliz. Hala çok vahşiyiz. Sadece ormanımız değişti. İşte elimizde mızrak yok da elimizde telefon var. İşte güçlerimiz var, şirketteki güçlerimiz var. İşte ne bileyim para gücümüz var gibi gibi bu türlü değişimler var. Ama aslında hareket eden varlık hala aynı güdülerle hareket ediyor. Zaten bu sistemin de amacı bu vahşilikten ve ilkellikten bizi bir an önce ilerletip bilincimizi, bilinç frekansımızı yükseltip gerçekten insan olabilmek. Yani biz kendimize insan diyoruz, bence daha insan olamadık, olacağız. dediğim gibi şiddetsizlik ilkesini uyguladığımız zaman içimizde bir sevgi duygusu oluşmaya başlıyor. Şöyle ki, misal ya da işte içimizde sevgi duygusu oluştuğunda şiddetsizlik oluşmuş oluyor. Yani birçokları aşık olmuştur illaki. Hani aşık olmayan da vardır tabii ki de ama hani şuradan anlatacağım. Aşık olduğumuz zaman, birisini çok sevdiğimiz zaman böyle hayat toz pembe görünür, pembe gözlükleri takarız. Hani normalde canımızı çok sıkacak bir şeye çok anlayışlı davranırız. İşte gıcık olduğumuz birisine selam veririz falan. Her şey muhteşemdir, çok iyidir. Zaten bu kavramlar da boş boşuna verilmemiş. İşte pembe gözlükler, toz pembe, bulutlar içinde gibi gibi. İşte bu durumda ne oluyor içimizde? Çünkü çok büyük bir sevgi var, bir aşk var. O yüzden her şeye onu dağıtıyoruz. Yani hiçbir şey bizim moralimizi bozamaz. Onunla ölüme bile gitsek gülerek gideriz falan yani. İşte burada da aslında aranan, hani insanın ulaşmasını istediğimiz yer, yani istediğimiz demeyeyim, hani yoganın istediği yer, bu sevgiyi tamamıyla evrene, doğaya, kendine, kendi dahil tüm varlığa veriyor olması ve bu hal içinde sürekli olması. İşte böyle olduğu zaman zaten ister istemez ne yapıyor? Hiçbir şekilde şiddet eylemi içerisinde bulunamıyor. Bu beraber bu şekilde ilerliyor. Ve tabii ki de bu sevgide bir frekanstır. Yani bilincin yüksek frekansıdır. Bir insan ne kadar şiddete meyilliyse bilinç frekansı o kadar düşük. Bir insan şiddetten ne kadar uzaksa bilinç seviyesi o kadar yüksek. Yani bilinç seviyesi yükseldikçe şiddetten uzaklaşmaya başlıyor. İşte canlılara karşı, kendinden başka canlılara karşı daha duyarlı olmaya başlıyor. Onların acılarına karşı merhamet geliştirmeye başlıyor. Gibi gibi. Ki mesela hani bunu da bir dipnot olarak vereyim. Bu da bile savaşçı bir prensdi aslında ve belki de çok öfkeli birisiydi. Olabilirdi. Sonuçta savaşçıydı. Hani nasıl bir şey de olabilir. Az çok tahmin edebiliriz ama
O da bir yolda ilerleyip tamamıyla evrensel bir merhamete ve evrensel bir sevgiye ulaşmış birisi. Yani biz onun kadar ilerleyemeyeceğiz belki ama en azından ne kadar kendimizi açabilirsek o kadar da geri dönüşü de bize iyi oluyor. Yani biz bu adımları tek tek yaptığımız zaman karşılığında mükafatlarımızı da alıyoruz ki o da mesela şiddetsizlik eylemini hayatımıza geçirdiğimiz zaman hayat da bize karşı şiddetsiz olmaya başlıyor. Şiddetli durumlardan, şiddetli insanlardan doğal olarak uzaklaşmaya başlıyoruz. Ve bilinç frekansımızda yükselmeye başlıyor. Tabii bir de aslında Mahatma Gandhi'den bahsetmek istiyorum bu noktada. Çünkü Mahatma Gandhi şiddetsizlik ilkesiyle dürüstlük, doğruluk ilkesini birleştirip kendi bir kendine demeyeyim, bir felsefe akımı var etmiş ve bu felsefe akımıyla beraber İngiliz sömürgesi altında olan Hindistan'ı, kendi ülkesini tek bir İngiliz askerini öldürmeden sömürgeden özgürlüğe kavuşturmuş. Tabii ki de kolay bir süreç olmamış, zorlu bir süreç olmuş. Fakat o zorlu süreçte ne şekilde ilerlediğini, hani istiyorsanız otobiyografisten veya 82 yılında yapılmış bir film var Gandhi diye, o filmden biraz hani kulak aşinası ya da göz aşinası olabilirsiniz. Biraz ilgi öğrenebilirsiniz ki bunu yapabilmek çok kolay bir şey değil ama demek ki imkansız da değilmiş. Bunu da Mahatma sayesinde görmüş olduk. Ve şöyle de bir sözü var. Şiddet göstermeme inancımın ilk maddesidir. Aynı zamanda o benim ittikatımın da son maddesidir. Yani şiddetsizlikle başlıyorum, şiddetsizlikle bitiriyorum ki öyle de oldu. Bu arada tabii ki de beslenme şeklimiz de bu şiddetsizlik ilkesini çok fazla etkiliyor. Savunmasız hayvanları öldürmek, onları sırf besin niyetine hani hiçbir şekilde toprağa basmadan fabrikasyonun içerisinde üretip de sadece masamızda yemek olsun diye satın alacak bir endüstrinin içinde bulunmasına destek olmak bile ne yazık ki şiddetsizlik ilkesine aykırı geliyor. Çünkü bütün canlıların bizim gibi hayatta yaşamaya hakkı var. Ve kimsenin de bu hakkı alma gibi bir lüksü yok. Ki zaten sadece her canlının yaşamaya hakkı var cümlesini sadece uygulasak dünya çok bambaşka bir yer haline gelirdi. Herhalde cennet denilen yerde öyle bir yer, orada ahimsa ilkesi uygulanıyor muhtemelen varsa öyle bir yer. Tabii bu arada hani sadece onlara verdiğimiz zararlar değil, onlardan bize geçen de bazı hormonlarla geçen duygular da var. Yani onlara zarar verirken aslında kendimize de zarar veriyoruz. Çünkü bu hayvanlar öldürülürken bir şekilde korku ve acı hormonları salgılıyorlar. Ve biz de onların etini yediğimiz zaman bunlar bize doku yoluyla geçiyor. Yani aslına bakarsanız biz yediklerimizle bedenimizi oluşturuyoruz, yediklerimizle duygularımızı oluşturuyoruz ve doğal olarak daha çok öfkeli olabiliyoruz. İşte et yediğimiz zaman daha çok şiddete meyilli oluyoruz. Yani bu bir böyle kısır döngü gibi hiç de sonu gelmeyecek bir şey.
Ve bu şekilde sürekli korku içimizde var etmek daha da korku duyulacak olayların var olmasına neden oluyor. İşte belki savaşların çıkmasına zemin hazırlıyor gibi gibi. O yüzden tabii ki de herkese buradan gelin hadi hep beraber vegan vejetaryen olalım diyemeyeceğim ama bu da böyle bir köşede dursun. İkinci adım olarak dürüstlükten bahsedeceğim. Böyle minik minik gidiyoruz. Hala tek bir basamaktayız. Basamak üstünde dans ediyoruz yani. Bir adım, bir adım olarak. Dürüstlük ülkesi de çok çok önemli. Hepsi önemli zaten ama maske taşımamakla alakalı biraz da dürüstlük. Ve her ne olursa olsun pat diye ortaya laf söylemek değil de daha çok herkesin hayrına olacak şekilde konuşmak diyebiliriz. Yani dürüstlük daha çok genelde şey olarak algılanıyor çünkü yani misal arkadaşınız, anneniz yanlış bir şey yapıyor ve siz bunu direktman yüzüne vuruyorsunuz ve yüzüne vurduğunuz zaman üzülüyor. Hani ve sizin de savunmanız şöyle, ne var canım doğruyu söyledim. Yani bu değil, bu şekilde olmaması gerekiyor. Karşı tarafı incitmeden, kendini de incitmeden, fakat iki tarafı da kandırmadan doğruyu söylemek ve doğru olmak, hiçbir şekilde maske taşımamak, hani kızgınsan kızgınsın, öfkeliysen öfkelisin, bunları böyle bir sahte bir gülümsenin altına saklamamak, bu çok önemli. Çünkü maskenin altına saklandığı zaman bu tür duygular, zaten büyük bir yalanın içinde oluyorsun. Hani yaşadığın stres cabası, dışarıya çıkaramadığın bir duygu var, onu baskılıyorsun. Daha sonra intikam mı, acı olacak. Bir de üstüne üstlük o anda gülmeye çalışıyorsun ya da başka tam tersi bir duygu durumuna girmeye çalışıyorsun. Ve bu sisteminde tamamen dengesizlik yaratıyor. Hayır, tabii ki de kızdın, hadi her yeri yık, şiddet dolu bir patlama yaşa değil tabii ki de. Zaten burada önemli olan bu, var olanı kabul etmek ve dönüştürmek. Yani eğer şimdi ben kızgınlığımı dile getiremezsem uygun bir şekilde, daha sonra gülme güdüm geldiği zaman gülemem. Çünkü orada bir şey kitlemiş olurum gibi gibi. O yüzden bütün kendimize olan yalanlar ve insanlara olan yalanlar konusunda çok dikkatli olmalıyız. Dürüstlük konusunda hatlarımızı iyi belirlemeliyiz. Şiddete varan, karşımdaki insanı incitecek, işte maske taktığını görüyorsam o maskeyi indirmesi için hani, terbiyeci gibi davranmak gibi davranışlar bize düşmez. Yani herkes kendi yolunda ilerliyor ve biz kendimizden sorumluyuz. İnsanların maskeleri varsa, o yolu seçiyorlarsa bırakın o yolda kalsınlar. Kimseyi zorlamaya hakkımız yok ama kendi maskelerimiz konusunda dürüst olalım, maskesiz olalım. O zaman dürüstlük ilkesine uygun davranmış oluruz. Bu arada verdiğimiz sözler de bu ilkeyle çok alakalı. Bir söz verdiğimizde tabii eğer bunu dış koşullar yüzünden, külli irade yüzünden tutamadıysak, o zaman tabii ki de yolumuzdan geri kalmayız. Önemli olan niyetimizdir ama verdiğimiz sözler, eğer bir söz verdiysek muhakkak tutmamız gerekir. Eğer tutmazsak, çünkü onlar bizim arkamızda böyle iplere bağlanmış boş konserve kutuları gibi tıkır tıkır gelirler, bizi hiç bırakmazlar. Bu da çok önemli bir dipnot. Ve sonrasında
çalmamak ilkesi biraz şu günümüzde sınırlarını tam olarak algılayamadığımız bir ilke. Çalmamak tabii ki de hani birisinin malını çalmamak en basitiyle ama zihinsel olarak da çalmamak, düşünce çalmamak, birisinin düşüncesini kendi düşüncem gibi lanse etmemek ya da birisinin malını işte onun haberi yokken kötüye kullanmamak, gücü kötüye kullanmamak, suistimal etmemek, insanları veya durumları çıkarlar uğruna kullanmamak. Gibi. Ama aslında dediğim gibi sınırları en belli olmayan nokta teknoloji dünyasında var olan korsan yayınlardan yararlanmamak. Bu artık çok kolay değil çünkü film izlemek, artık internetten film izlemek çok doğal bir şey, çok normal bir şey ama baktığınızda değil, bu tam bir emek hırsızlığı. Ya da işte internetten PDF, internetten müzik, YouTube'dan müzik indirip MP3'e çevirmek falan. Bunların hepsi çalmak. Yapmayalım. Yapıyorsak da, yapmak zorundaysak da hani hiçbir şekilde bunu yok etmez, bunu tolere etmez ama en azından bir yerlere yardımcı olarak, ne bileyim bir hayvanı besleyerek ya da ihtiyacı olan birisinin ihtiyacını karşılayarak en azından bu durumu karşılaşacağımız karmayı biraz daha belki yumuşatabiliriz. Ki burada tabii ki de genel olarak niyetimiz de çok önemli. Yani Robin Hood'luk yaptık diyelim mesela. Hani kendimiz için bir şey almadık ama birisinin ihtiyacı vardı, onun için yaptık. Yine bizim onun bedelini ödememiz gerekiyor ve bu bedel hayat içerisinde bir şekilde bizi buluyor. Hiçbir şekilde yerine ulaşmamış bir ok olmuyor. Tabii kötü bir niyet için kullanırsak 10 katı alacağımız bir karşılık belki birebir bir karşılık oluyor ama illaki her zaman karşılığını görüyoruz. Yani o ok gerildiği zaman muhakkak hedefe gidiyor. Ve geldik Brahmacharya adına, yani cinsel enerjinin kontrolü. Bu oldukça zorlu bir adım. Şöyle zorlu bir adım, içinde zorlu teknikleri barındırıyor ileri seviyede. Onun dışında sadece cinsel enerji kontrolü değil, aslında haz kontrolü olarak da bunu tanımlayabiliriz. Dünyevi zevkler ve hazlarla alakalı enerjinin kontrolü diyebiliriz. Ama birebir cinsel enerji kontrolü olarak da tamamıyla üstüne çalışılan, çalışma yapılan bir adım. Ve bu adım birçok ileri seviye yogi tarafından çok üst noktalarda kullanılıyor. Ama tabii şöyle de bir yanlış anlaşılma var. Hani cinsel enerji kontrolü dediğimiz zaman kendimizi cinsel enerjiden tamamıyla soyutlamaktan bahsetmiyoruz burada. Sonuçta bu bir hani cinsel enerji varoluşun en büyük enerjisi, yani en güçlü enerji. Ve bu güçlü enerjiyi yok saymak, baskılamak çok yanlış bir uygulama olurdu muhtemelen. Bunu baskılamak yerine bu enerjiyi dönüştürüp kendi enerjimizi yükseltip yürüdüğümüz yolda bizi daha hızlı götürmesi adına kullanabileceğimiz bir enerji olabiliyor. Ve illaki dediğim gibi tamamıyla cinsellikten uzak olmanıza da gerek yok. Sadece en önemli şey ya tek eşli
olmak gerekiyor. Yani cinsel enerjiyi boşa sarf etmemek asıl önemli olan. Çünkü yaşam enerjisi kısıtlı bir enerji. Ve bu yaşam enerjisini eğer ulu orta çok rahat bir şekilde harcarsak bu sefer yürümek istediğimiz yolda yürüyecek enerjimiz kalmaz. Sadece yürüyecek yolu boş verin, yaşama enerjisi kalmaz. Ve çok da yaşlandıran bir şey, sonuçta bir enerji gidiyor. O yüzden olabildiğince minimize edilmiş bir şekilde kullanmak, tek eşli olmak, kesinlikle çok eşlikten ve aldatmadan uzak durmak ve eğer bekarsanız da tamamıyla cinsellikten uzak durmak ve o enerjiyi içinde dönüştürmek seçeneklerden birkaç tanesi. Ki yoga evlilik kurumuna da bu arada çok sıcak bakıyor. Çünkü evlilikle anne baba olmayla beraber sevgi, mutluluk duyguları en üst seviyede yaşanabiliyor ve bu yoganın insanlık için olmasını istediği bir şey. Yani zaten yoga da bunun için var. Bu halleri en üst seviyede yaşayabilmek için var. Ve son adımımız, açgözlülük yapmamak, biriktirmemek, istiflememek, sahiplenmemek. Şimdi açgözlü olduğumuzda aynı şekilde aynı dozda cimri de oluyoruz. Yani hep daha fazlasını istiyoruz ve olanı da artık daha fazla böyle içeri doğru sahipleniyoruz. Bu doğal olarak bizim irademizi zayıflatıyor. İrademiz zayıflayınca da bağımlılıklar ortaya çıkıyor ki nesneye bağımlılık bunlardan bir tanesi. İşte yemeğe bağımlılık, yakınlara bağımlılık, aileye bağımlılık gibi gibi birçok bağımlılık türü var. Bunlardan uzak olabilmek ve soyutlanabilmek adına sahiplenmeme ilkesini hayatımıza katmamız çok önemli. İstiflememek, herhangi bir şeyin koleksiyonunu yapmamak, herhangi bir durumdan veya birinden çıkar sağlamaya kalkmak, kalkmamak. Bu ilkenin gerekliliklerinden. İnsanı açgözlü yapan şey, kanımca varoluşumuzda olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani aslında insanın bu dünyada bu zamana kadar var olabilmesini sağlayan şey, yani çevreye uyumlanma yeteneği. Bilinçsiz bir noktada açgözlülük olarak kendini gösterebiliyor. Çünkü sistem şu şekilde ilerliyor. Ben bir şey alıyorum, ona alışıyorum, verdiği mutluluğa alışıyorum ve daha fazlasını istiyorum. Sonra ona da alışıyorum ve daha fazlasını istiyorum. Bu böyle sonsuz bir döngü olarak devam edebiliyor. Ve çok da tehlikeli oluyor ve insana çok bir şey biten bir şey oluyor. Çok sıkıntı. Tamam, şimdi yamaları, yani olumsuz olanlardan arınma ilkelerini öğrendik, paketledik. Şimdi atladık ikinci basamağa. İkinci basamak da bizi olumlu olan şeyleri güçlendirmek adına verilen prensipler karşılıyor. Bu prensipler neler? Birincisi saflık, ikincisi tatmin, üçüncüsü öz disiplin. Dördüncüsü öz inceleme, içsel analiz ve beşincisi son olarak Tanrı'ya teslimiyet.
Saflık aslında temizlik anlamına da geliyor. Yani hem besin olarak saflık diyebiliriz, hem de bedenin içten ve dıştan temizlenmesi açısından saflık. Dıştan temizlenmek tabii ki de bildiğimiz gibi sabunla banyo yapmak, dişlerimizi fırçalamak gibi gibi olmakla beraber bazı yoga teknikleriyle organlarımızı da yıkamak, bu dış temizliğin içerisinde görebileceğimiz unsurlar. İç temizliğe döndüğümüz zaman da asanalar, yani bedensel duruş hareketleri ve nefes teknikleri ve enerji çalışmaları diyebiliriz. Bedenin dıştan temizliği için tabii ki de her gün muhakkak banyo yapmak çok önemli. Çünkü bir şekilde gözenekler tıkandığı zaman işte enfeksiyonlarla ve sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta temizlik, zaten bunu anlatmaya bile gerek yok. Hepimizin bildiği bir şey bu. Hatta mümkünse yoga bize günde iki defa banyo yapmamızı aslında öneriyor. Ve dediğim gibi bazı tekniklerle de işte burun yıkama, mide yıkama gibi gibi organları arındırarak temizlik, ki bu tabii ki de her gün yapılacak bir şey değil. Bu belli zamanlarda, belli periyotlarda yapılacak ileri seviye teknikler. Onun dışında içsel olarak temizliğimize baktığımızda dediğim gibi asanalar ve nefes çalışmaları. Bunun dışında tabii ki de dediğim gibi gıdalar. Gıdaların saflığı çok çok önemli. Hele ki şimdiki zamanda eskisi gibi değil. Çok fazla paketli ürün var ve bu paketli ürünler sırf aroması güzel diye sürekli hepimizin elinde ve hiç içinde ne olup olmadığını sorgulamadan hatır oturup yiyoruz ve aslında bu şekilde saflığımızı sürekli yediklerimizle kaybediyoruz. Tabii işte etle besleniyoruz, işte karbonhidrat yükleniyoruz. Yani kültürümüzde bile var olan birçok yeme şekli aslında yanlış, yani saflığımızı bozan yeme şekillerine sahibiz. Ama işte annemizden, babamızdan gördüğümüz için ve ilk onları en doğru insan olarak bildiğimiz için de hiç sorgulamadan onların bize gösterdiği beslenme şeklini benimsiyoruz ve yine hiç sorgulamadan da aynı şekilde hayatımıza katıyoruz ve çocuklarımıza da yine hiç sorgulamadan ya evet bu doğru deyip, bu besleyici deyip belki de çok yanlış şekillerde sevdiklerimizi ve kendimizi besliyoruz. Bu önemli. Bununla yoga bu konuda 3 guna açısından bakmamızı söyler. Guna aslında hal diyebiliriz. Bu 3 halde saf hal, enerji hali ve karanlık ölü hal diyebileceğimiz 3 hal var. Yoga bizden tabii ki de saf şekilde beslenmemizi ister. Kimi zaman baharatlar gibi ateşlendirici, enerji verici katkılarla, besinlerle yiyeceklerimizi renklendirsek de genelde saflıktan çıkmamamız gerekiyor. Ve ölü olan besinlerle de mümkün mertebe hiç yüz yüze gelmememiz gerekiyor. Tabii bedenden bahsettik şu anda. Bir de zihin temizliği denen bir şey var. Sürekli düşüncelere maruz kalıyoruz. Düşünmemiz de gerekiyor. Yani hayatta olduğumuz sürece düşünmemek gibi bir ihtimalimiz yok. Eğer özel bir çalışma yapıyorsak, zihnin işleyiş şekli bu. Düşündüğümüz zaman da her gün bir şekilde zihnimiz kirleniyor bu düşüncelerle. Nasıl bedenimiz kirleniyor. Bu zihni bu düşüncelerden temizlemek için de aynı yıkanır gibi günde iki defa eğer mümkünse odaklanma ve meditasyon çalışmalarıyla bu şekilde zihin temizliğini uygulayabiliriz ve saflık ilkesini bu dediğim çerçeve içerisinde uyguladığımızda doğru bir şekilde hayatımıza katmış oluruz.
ve sonrasında tatmin geliyor, tatminladığımı. Hani bizdeki karşılığı şükran diyeceğim buna. Bulunduğun noktadan, bulunduğu yerden her daim mutlu olmak. Yani geçmişinde veya geleceğinde, geçmişinde ne kadar acı varsa, geleceğinde ne kadar kaygı sahibiysen, yine de sen şu ana aslında sahipsin. Ne geçmiştesin, ne gelecektesin. Şu ana sahip olduğunu fark ettiğinde de bir güneşin doğuşu, gökyüzüne uzanmış bir ağacın gölgesindeki esinti bile aslında seni mutlu etmeye, tatmin olmaya yetecek şeyler. Tabii bunlar için anda kalma çalışmaları, farkındalık çalışmaları bize yardımcı olabilir. Çünkü her zaman anda kalamıyoruz. Yani bazen ne yediğimizin bile farkında olmadan yaşıyoruz ya da ne konuştuğumuz. Bazen evde bir şeyi bir yere bırakıyoruz ve iki saniye sonra nerede diye belki beş dakika boyunca o bıraktığımız şeyi arıyoruz. İşte bunların hepsi günlük koşuşturmanın ve zamanımızın hızına yetişmenin zihnimize verdiği hasarlar ve bu hasarlardan da dediğim gibi anda olarak ve farkında olarak kurtulabilir ve kendimizi daha mutlu, daha tatminli hale getirebiliriz ki tatmin durumunda olmak şöyle de önemli. Sürekli daha fazlasını istediğimiz zaman bu bizde mental olarak da sıkıntı yaratacak bir duruma sokabiliyor. Sürekli daha iyisini, daha fazlasını, daha iyisini, daha fazlasını peşinde koşarken hem anı kaçırıyoruz, hem mutlu olma şansını kaçırıyoruz, hem de aslında hiç gelmeyecek bir yarının peşinden koşturarak var olan yaşantımızı yok yere harcıyoruz. O yüzden tatmin olmak çok önemli ve aslında şikayet, o şikayet alışkanlığından çıktığımızda aslında her şeyin çok da kötü olmadığını görebiliriz. Sonuçta hayat, yaşadığımız hayat bizim neresinden baktığımızla alakalı. Evet, çok zor şeyler yaşayan insanlar da olabilir ama her zorluğun içinde muhakkak kolaylık olarak görebileceğimiz şeyler olabiliyor. Yani bardağın dolu tarafı veya boş tarafı olduğu kadar dolu tarafı da oluyor. Önemli olan her zaman o dolu tarafa bakabilmek ve bulunduğu noktada mutlu olmak. Zaten olduğunun en iyisisin, yapabildiğinin en iyisini yapmışsın. Anda çıkan fırsatı değerlendirmişsin. Fırsat kaçtıysa da üzülmeye gerek yok. Yenisi geldiğinde tekrar fırsat yakalanır, kullanılır. Öz disiplin dediğimiz şeyi aslında çile olarak da geçiyor. Yani bedenin dayanıklı olmasını sağlamak ve bu dayanıklılığını çoğaltırken arınmasını sağlamak ve bir disiplin içerisinde bunu başarmak çok önemli. İşte sıcak, soğuk, açlık gibi fiziki koşullara karşı dayanıklılığını güçlendirmek gibi. İşte belki hani oruç bir tapas çalışmasına örnek olabilir misal olarak. Çünkü kendinizi bir şekilde karnınız acıksa da bir zamanın içine sokuyorsunuz ve açlığa karşı dayanıklılığınızı artırıyorsunuz misal. Tapas uygulamalarını yaptığınız zaman bağımlılıkları olan düşkünlüğünüz ya da irade zayıflıklarınız doğal olarak sizden uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü iradenizi güçlendirecek en güzel çalışmalardan bir tanesi ve bu irade güçlendirmesi içerisinde durumun zihinsel, psikolojik ve duygusal olduğunu da
hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yani her yönüyle sizi saran bir nokta ve güçlendiğiniz zaman da bu üç sistem içerisinde güçleniyorsunuz. Sonrasında adımımız öz incelemeye geliyor. Kendi iç analize geliyor. Tabii bu noktaya gelene kadar bayağı bir katranlarımızı atmış oluruz. Bu tabii hani bu adımları uyguladığımızı varsayıyorum şu anda. Uyguladık, çok güzel ve geldik artık öz analiz noktasındayız. Tabii bütün çöplerimizi de bir kenara almışız. Artık katranlarımızdan sıyrılmışız. O çevremizi saran balçık yok olmaya başlamış ve ışığımız da yansımaya başlamış. Doğal olarak kendimizi de görebilmeye başlıyoruz bu şekilde. Ama eğer bu çöpleri atmasaydık, yani bu yolda sistematik bir şekilde ilerlemeseydik şayet, tabii ki de inceleyebilecek bir şey pek bulamazdık. Sürekli çer çöpün arasında kendi özümüze ulaşmaya çalışır ve bir karmaşanın içinde kalırdık. Diyelim ki çok güzel bir şekilde sistemde ilerledik. Bu sefer kendimize yönleniyoruz. Kendimize derken tamamen aslında bireysel kendimize değil, özümüze yönleniyoruz. Evreni analiz ediyoruz, varoluşu analiz ediyoruz, kitaplar okuyoruz, bazı önemli metinleri inceleyebiliyoruz bu noktada ve tabii ki de zihnimiz daha arı ve saf olduğu için aldığımız bilgileri de çok daha rahat özümseyebiliyoruz. Yani burada önemli olan, bu adımda önemli olan okumak, her şeyi okumak. İnsanı okumak, doğayı okumak, kendi doğanı okumak, kitabı okumak, her şeyi okumak ve okuyarak, kendini eğiterek bu yolda gittiğin yolu daha iyi çözümlemek, neyin içindeyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorumu biraz daha tefekkür edebilmek amacıyla bu analizi yapıyoruz ve ki bu analizi de yaptıktan sonra Tanrı'ya teslimiyet adımına geliyoruz. Basamağımızın son adımı. Ve bu kadar zaten bu uygulamaların hepsini yaptıktan sonra teslimiyet hakkında çok bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum ama insan genelde içgüdüsel olarak %100 kendini teslim etmemeye yönelik bir içgüdüsü var. Fakat dediğim gibi bu basamakları geçtiğimiz zaman Tanrı olup olmaması ya da bir Tanrı'ya inanıyor olup olmamanız da önemli değil. Yani kendinizi herhangi bir şeye veya herhangi bir varlığa, herhangi bir oluşa, bir hale eğer teslim edebiliyorsanız bu da yeterlidir. Fakat burada önemli olan esas şudur ki önce kendinizi bulabilmeniz, kendinize sahip olabilmeniz gerekir. Kendini tanıman gerekir ki teslim edebilecek bir şeyin olsun. Yani belli bir safhalardan geçtikten sonra ancak bir şeyi teslim edebilirsin. Çünkü önce onu görebilmiş olman gerekiyor. Evet, sizinle 8 basamaklı sistemin ilk 2 basamağını paylaştım. Elimden geldiğince, umarım çok sıkmamışımdır. Diğer basamakları da umarım ki önümüzdeki günlerde sizinle paylaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Bugün bol bol kendinizle vakit geçirin. Farkındalığınızı arttırın. Sizi seviyorum. Yoga uygulamaları ile ilgili videolarımız gün boyu devam ediyor. Diğer videolarımızı da yine İstanbul Yoga Merkezi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.